Selam. Selam. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sorarsanız bizler çok iyiyiz, çok şükür. Evet. Bugün geçen videoda bahsettiğimiz sorularınızı iletin, size cevaplayalım dediğimiz videoyu yapıyoruz. Soru evet, cevap videosu bu. Sonunda. Evet. Çok böyle bizi şaşırtan sorular gelmedi, üzüldük. Neyi bekliyordun ki sen? Okey, okey. Gerçekten okay. Hani... Ha. Aa, bunu sordular hani deyip mutlu olacağım soru çok çıkmadı. Yani vay be diyecek sorular gelmedi diyorsun yani. Hı. Utandınız değil mi? Okey tamam, ikincisini bekliyoruz. Evet, gelen soruları aldık. Ben telefonda kayıtlı, oradan bakarak soracağım eşime. Bana gelen soruları ben kendim zaten yanıtlayacağım. Daha çok eşime zaten sorular var. Olsun yani. Bir de onun konu amacı öyle zaten, evet. Soru cevapların. Sizin yerinize ben soracağım, o cevaplayacak. O zaman başlayalım. Birinci soruyu Sezgin Alişanoğlu. Teşekkür ederim Sezgin sana. Ben sorduğu soru olarak başlıyoruz. İki sorusu var. Birincisi, Japonya'da en çok sevdiğiniz, vazgeçemeyeceğiniz şey nedir diye sormuş. Ya Japon yemekler, özellikle ramen, yani çorbarı erişti yani. Ben ramen canavarıyım. Bir de mesela geçen bir yeri gezdik, yani Japonya'nın eğlenceli merkezi gezdik. Orada ramen sokağı var. Çoğu yerlerde ramen sokağı var, böyle böyle küçük bir yerde. Yani mesela atıyorum böyle bir sürü alt tane, beş tane aynı şey, farklı ramenciler böyle rekabet. Ve farklı tadılar insanlar tadısın diye ramen sokağı diye bir yer var. Orası benim için cennet. Gözleri dönüyor resmen oraya girince. Wow, bu da güzelmiş. Wow, bu Okinawa usulü mü? Toyama usulü mü? Toyama bırak, Hokkaido usulü. Karar veremiyorum ben. Veremiyorum. Ama öğreniyorum aynı zamanda. Öğreniyorum, seçiyorum. Gözünden önce doyuyorum, mutlu oluyorum. Ondan sonra en son gidip yiyorum. Bazen ben daha işte gençken ben iki dükkan denemeden ben çıkmıyordum. Öyle ramen sokağa girince. Kayboluyorum sokakta. Resmen kayboluyorum ramen sokağın içinde. Çıkamıyorum. Benim için çıkmaz sokağı o. Yani bana göre de Japonya'da. Yani çok uzun süredir Japonya'da yaşamıyorum ama şu anki düşündüğüm zaman benim için Japonya'da vazgeçilmez olan bence sistemi. Ne? Evet. Yani ben sistemini seviyorum. Ben Japonya'daki part-time sistemini çok seviyorum. Ne mesela? İsterim ki Türkiye'de de olsun gerçekten. Çünkü Japonya'da bir annenin, diyelim ki işte annesiniz, çocuğunuz küçük. Ama işte çocuğunuzu kreşe, anaokuluna ya da işte bakım evine veriyorsunuz ama çok uzun süre bırakmak istemiyorsunuz. Diyelim ki 3-4 saat falan göndereceksiniz. Ve o 3 saati değerlendirmek istiyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz, bir şey üretmek istiyorsunuz. Bu Japonya'da mümkün. 3 saatlik part-time işler var. Evet, doğru. Ve yani çok da az kazanmış olmuyorsunuz saat başı para aldığınız için. Bölgeye göre değişiyor gerçi saat başı ücretler. Ama gerçekten tatmin edici bence. Ben bundan çok memnunum. İsterim ki Türkiye'de de böyle olsun. Çalışma sisteminde kadınların, annelerin daha yeri olabilsin diye bu tarz sistemlerin gelmesini çok isterim. Ben part-time sistem diyorum. Değil mi ya? Evet, çok memnunum ben. Çünkü gerçekten benim şu anki yani benim oğlum anaokuluna gidiyor. Ve buradaki anaokulundaki saatler sınırlı, yani çok uzun süre kalmıyor. Eğer daha uzun bırakacaksanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Yoksa anaokulunun bir saati var mesela, sabah 9'dan 2'ye kadar. Kısa. Evet, kısa. Ve ben o boşlukta çalışabiliyorum. Yani saat 10'dan 1'e kadar çalışabiliyorum. 3 saat, 3,5 saat. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Çok mutlu oluyorum. Yani. Evet, Japonya'da en sevdiğim şey. Evet Masataka, sana soruyorum. Hayır. Gerçi ben de cevaplayacağım bu soruyu. Japonya'da yaşamak zor mu? Bir dakika, ismini söylemedim arkadaşı. Aysun Sanolan. Buradan selamlar. Aysun diyor ki, Japonya'da yaşamak zor mu?
Türkiye'den oraya gelmek isteyen birine ne tavsiye edersiniz? Ya... Ma zor mu değil mi diye sorarsanız... Ya kolay değil tabii. Yani ben bile işte kendi memleketi olduğuna rağmen işte ilk geri döndüğü zaman tabii para da çok yani çok da hazırlanamadım. Ya zaten Japonya'nın eşyaları yani bayağı pahalı. Onun için evet. Çoğu eşyalarını aramadım ben. Onun için ilk önce para biriktirmek için annemin evde kaldık biz. Yani 6 aydır. Ondan sonra ne bileyim bayağı ben Türkleştim. Yani Türkiye'nin suyunu içince bazı işte Japonya'nın ne bileyim böyle çarşıma tarzı, düşüncesi, mantığı bunları anlıyorum ama aynı zamanda tuhaf geldiği için her şeye evet diyemiyorum ben. Onun için insanlar da benden bilmiyorum rahatsız olanlar, düşünenler bu ne biçim Japon diye düşünenler de vardı. Onun için biraz alışmak için benim için ben bile biraz zorladım. Yani özellikle yabancı olarak düşün yani bu ülke gerçekten enteresan yani. Çünkü ben bazen rehberlik yapıyorum. Türkiye'den gelen misafirleri böyle gezdiriyorum ve gerçek yani çok tecrübeli rehberi abilerimle beraber geziyorum. Diyor ki onlar da ama çok haklı. Japonlar sanki uzaylı gibi. Dünyayla alakası yok. Yani öyle diyor ama ben yani %100 katılmazsam da gerçekten öyle. Öyle bir noktalar var. Gerçekten hiç değişik yani. Başka ülkelere uymuyor. Zaten şöyle rafta bile var. Japonya'da normal oran dünyada anormal. Dünyada anormal oran Japonya'da normal. Doğru. Doğru. Onun için siz ilk önce geldiği zaman hayran kalacaksınız kesinlikle çünkü Japonya'da güzel yerler, yemekler, her şey var ama aynı zamanda gerçekten yaşadıkça yaşam bundan, biraz farklı. Bundan ne düşünüyor, niye böyle yapıyor? Ha diye düşünecek noktalar kesinlikle çıkar ve bunu kabul etmek bayağı zordur. Evet. Yani seviyorsanız, ilginiz varsa, diliniz de varsa yani iş bulduğunuz sürece burada yaşamak sizin için kolay olabilir. Ama tabii ki de zorlayan bölümleri olacaktır. Yani dediğim işte gibi işte biz daha böyle esneyiz, daha dışa dönüyüz, çabuk sinirlenebiliyoruz ama çabuk yatışabiliyoruz. Evet. Ondan sonra biz daha açık sözlüyüz, duygu hemen belli ediyoruz, daha samimiyiz. Ama Japonlar bunlar rahatsızlık duyabilir. Şeffaf duvar var her zaman. Yani şeffaf duvar sizin çok samimiyetinizden rahatsız olabilir. Hatta korkabilir. Sebze, meyve pahalı bu ülkede. Evet, pahalı. Geçen ben bir story'ime bir video attım. Yani orada meyvelerin fiyatlarını çektim. Özellikle o benim video çektiğim nokta Japonya'nın en pahalı mahallenin bir tanesi yani Ginza denen bir bölge var. Oradaki pahalı mahallenin en çok ünlü bir alışveriş merkezinin böyle meyve köşesindeki böyle markalı meyveleri çektim. Yani şok. Ya ben bile şok yani. Yani ben istemiyorum zaten. Yani iki tane mango ya 13 bin yen. Yani Türk lirasına göre ne kadar oluyor? Yani 700 TL falan oluyor. İki tane mango ya. Böyle marka güneşten doğmuş mango diye. Lan güneşten doğmuş mango nedir ya? Mango yerden çıkıyor ya. İki tane mango. Güneş görerek büyüyor bütün meyveler. Ama tabii işte şey, yani özel üretim işte böyle özel organik üretim. Ondan sonra en böyle kaliteli şeylerle, işte bol bakımla. Mesela Japonya'da özel et de var. Masajla, işte müzikle falan yetiştirilmiş danonun eti yani böyle. Onlara girmeyelim, çok uzun sürecek şeyler. Yani. Ama Japonya'da evet yani et, meyve hediye olarak götürülebiliyor. Evet, hediye olarak evet, işte. İşte ama bunlar işte özel kategori olanlar. Yani normal marketten herkesin halkın satın aldığı bir eti alıp hediye edemiyorsunuz mesela.
özel olarak satılan yerler var. Özel paketlenmişler zaten. Ve aralardaki fiyat farkından da anlaşılıyor. Yani Japonya'da ben gördüm. Etin ve meyvenin altın gibi insanlara hediye olarak verildiğini Japonya'da öğrendim. Evet. Ben Türkiye'ye gidince bol bol yiyeceğim. Sıkıntı yok. Şimdiki soru Kadir hiç dönmez. Teşekkür ederim. Benden. Kardeşim. Evet, teşekkür ederiz. Uzun ve... Evet evet çok evet, uzun yorumu yazmış. Çok evet. Öncelikle parmağa sağlık, eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Hmm. Öncelikle zaten bize daha uzun videolar istediğini, daha sık videolar istediğini yazmış. Mümkün olduğunca düzeltmeye, toparlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Arigato. Diyor ki ilk sorum şu diyor. Hmm. Japonya'da evlilik olayına gireceğim biraz. Oh. Japon vatandaşı olmak için diyor. Kendi ülkenizin vatandaşlığından çıkmanız isteniyor. Çifte vatandaşlık onlarda olmuyor. Ve siyasi bir görüşünüz varsa vatandaşlıktan atılabiliyorsunuz. Evliliklerin sahte olmadığını göstermek için aile danışmanları var. Bizim gelinin Japonya'da kalması, yani Masataka'nın ve eşinin nasıl mümkün? Sürekli vize mi yeniliyor yoksa Türk vatandaşlığından çıkma gibi bir durumu mu var diyor. Vatandaşlık için dili iyi kullanmak gibi bir şey isteniyor bildiğim kadarıyla diyor. Yeterli, yani dili yeterli mi? Hala vatandaşlık oturma izni alabildi mi? Sorun bu kadar demiş. Teşekkür ederim demiş. Hmm, doğru. Doğru gerçekten. Yani evet. ben de daha eşim bu Japon vatandaşlığı alma hakkını yani şartlarını daha çıkmadığı için ben daha uğraşmadım ama bir okudum ben de internette eğer işte ileride eşim Japon vatandaşlığı almak istese neleri yapması gerekiyordu bir okudum. Onun için net yani %100 değil ama anladım yani öğrendiğim kadarıyla söyleyeceğim şimdi. Yani bir evet Japonca konuşabilmesi gerek. Evet. Ha. Yani çünkü zaten bu ülkede uzun zamandır yaşayacaksa tabii ki de dil lazım. Evet. Ben de Türkiye'de uzun zaman yaşamak istediğim için bu kadar dil Türkçe geliştirdim, hı-hı, öğrendim. Aynen. Onun için bu dil konusunda bence de evet lazım. Yani insanlarıyla anlaşabilecek şekilde yani günlük konuşma kadar çözmesi bence gerekiyor. Sınavda var zaten bunu. Yani nasıl sınav ben de bilmiyorum ama belki de ne bileyim böyle ne kadar Japonca konuşabiliyor onu ölçmek için. Ha. Belki de biriyle konuşacak. Bu bir. Ondan sonra evet çift vatandaşlığı kabul etmiyor. Japonya kabul etmiyor. Şimdi kanuna göre bizim oğlumuza bile 18 yaşı mıydı 20 yaşı mıydı tam hatırlamıyorum evet. Şimdi ama o yaş olduğu zaman ülke seçmesi gerekiyor. Çok saçma sapan bir kanun bana göre ya. Nereli bir çocuğu niye öyle bir şey yaptırıyor yani? Japon bu saf kanun mu korumasını istiyor bilmiyorum ama ben gerek yok böyle bir şey ya. Evet. Mümkünse ben de Türk vatandaşı, çift vatandaşı olmasını istiyorum çünkü yani. Evet. Daha rahat yani. Evet. Ve zaten yani mantıken zaten çift vatandaş. Ha. Yani bu çocuğun annesi Türk babası Japon otomatikman yani. Bize neyse de ama oğlumuza ya bilmiyorum mesela 10 sene sonra bundan sonra Japonya'nın bu kanunu değiştirmesini istiyor. Çünkü şimdi yeni başladı ya böyle neresi çocuk kuranın mesela ünlü sporcu falan çıkıp evet, böyle evet, yeni Japonya'da da böyle Merez çocukların daha çok yerine çıkması mı öyle bir şeye arışmaya başladı. Yani gerçekten bu Merez konusunda yani yabancılara karşı falan biraz daha bu ülke daha çok geride kalıyor. Evet. Ha. Umarız yani, düzelir. Umarım bence de yani. Bir de ne vardı başka? Bir de şey bana soruyor. Ben Japon vatandaşı değilim Kadir Bey. Oturma izniyle kalıyorum burada. Eşimden dolayı oturma izni alıyorum. 2 yıl olacak burada oturalı. İlk gelişimde 1 yıllıktı. Tekrar 1 yıllık olarak yeniledim. Tekrar başvuruma az kaldı. Bakalım ne kadarlık verecekler. Japon devletinin onayına kalıyor. Oturma izni yenileyerek kalıyorum ben burada. Evet yeni sorumuz Can Karakaya. Can Karakaya diyor ki Japonya'da insanlar sizin oruçlu olduğunuzu duyunca şaşırıyorlar mı yoksa normal mi karşılıyorlar? Bunu ben cevaplayayım mı önce? Buyur. Çünkü çalıştım ve oruç tuttum. Öncelikle Japonlar oruca
Danjiki. Yani yemeği kesmek gibi. Danjiki. Evet. Diyorlar. Ve tabii ki de ben işte bana su getirdiler ilk başta. Sağ olsunlar böyle çalışıyorken. Ben mutfak bölümünde olduğum için su içiyorken bana da su getiriyorlar. Şener sana su getirdik falan diye. Ve ilk getirdiklerinde ben şey dedim. Aa ben su içemem. Çünkü ben oruç tutuyorum. Yani işte damcık dedim. Ondan sonra vaa yaptılar. Nasıl yani? Su içmiyor musun? İçmiyorum. Başka bir şey içiyor musun? Yok onu da içmiyorum. Ondan sonra hiçbir şey de mi yemiyorsun? Yok yemiyorum. Ondan sonra ne kadar tutacaksın? Bir ay. Bana dedi ki bir ay boyunca hiç yemek yemeyecek misin? diyecek işte insanlar. Hep böyle tepki, hep böyle. Hayır dedim, saat var. İşte gece şu saatten kesiyor. İşte şu saate kadar yiyemez, içemez diye anlattığım zaman yine de çok şaşırdılar. Yani acıkmıyor musun, susamıyor musun? Orucun 15. günü falan oldu, böyle ortalarındayız. İşte abla geliyor bana böyle yapıyor. Kilo verdin mi? Kilon dayıca bu. İyi misin diyor. Kilon normal mi? Hani sorun yok mu? Diyorum yok normal, sorun yok. Ben alışığım dedim. Sonra onlar alıştılar. İşte su içerken özür diliyorlar falan. Ah misafirimiz geldi. Bir dakika kesiyorum. Bir dakika. Ya kusura bakma, Japonya'da kapı çağırınca böyle pimpon diye ses çıkıyor. Neyse. Ben anlattım oruç bölümünü. Benim için ki olan bölümü. Ya, sen de tuttun. Evet tuttum. Bir ay tuttum. Evet. Ya şöyle aslında aynı. Çünkü ben genel olarak Türkleriyle çalıştığı için ya ben oruç tutuyorum dediği zaman okey Allah kabul etsin. Yani böyle yani normal tepki. Ama Japona söylediği zaman çok böyle büyük tepki derken abartıyor. Şaşırıyor. Evet. Oruç mu tutuyorsunuz? Yani hiç yemiyorsunuz. Evet. Su da. Tabii. Yemek işte. Tabii. Evet. Hiçbir şey. Sabah ya yani güneş doğduğundan batana kadar hiçbir şey içmiyorum. Yemiyorum. No food, no drinks. Evet. Yani öyle gerçekten. Ölüyorum ben, yapamıyorum ya. Nasıl öyle bir şeyleri yapabiliyorsunuz? Vallahi şaşırıyorum. Öyle söylüyor ya. Beni tebrik ediyorlar bu arkadaşlar. Ya bana kalırsan artık kolay yani. Nasıl yapacağını yani. Ben de anlatayım ki düzgün yaparsa o kadar da yani şaşıracak bir şey değil. Yapabiliyorsunuz. Hatta bu sağlığı için bence çok iyi. Yani ben 4 kilo verdim bu kez. Evet. Bu son sorumuz olsun. Son sorumuz Heybe hesabından geliyor. Heybe. Çocuğunuzun eğitimini nasıl yapıyorsunuz? Japonya, bir Türkiye zor oluyor mu diyor. Şöyle söyleyeyim en başta. Buyur canım, buyur. Ben hamileyken zaten biz eşimle anlaşmıştık Türkiye'deyken. Biz Türkiye'de yaşıyorduk. Japonya taşınma planımız, hayalimiz hiçbir şey yoktu. Yoktu. Bizim tamamen hayalimiz, yaşantımız Türkiye'deydi. Ve biz hamileyken zaten karar vermiştik. Eşim tamamen Japonca konuşacak bebekle. Ben ise sadece Türkçe konuşacağım. O şekilde başladık. Emir Keji doğduğundan beri babadan sadece Japonca duyuyor. Bendense Türkçe duyuyor. Ama Emir Keji şunu da biliyor. Ben babayla, baba da benimle Türkçe konuşuyor. Yani evde Türkçe hakim. Babasının Türkçe bildiğini biliyor. Ama Emir Keiji babadan hep Japonca duyduğu için babayla konuşuyorken şu anki konuşması tamamen Japonca. Babasından Türkçe genelde kullanmıyor. Türkçeyi benimle kullanıyor. Tabii ki de Türkiye'de yaşıyorken Japoncası o kadar ileri seviye değildi. Zaten 2,5 yaşındaydı. Bildiği birkaç kelime vardı. Sayılardan birkaç tane Japonca biliyordu falan filan. Babasını Japonca çağırıyordu. Tosan diye. Japonya'ya taşındıktan sonra süper oldu. Babası anlatsın. Evet. Ben çok dil konusunda çok özeniyorum. Evet özeniyorum. Özeniyorum. Çünkü dil gerçekten önemli. Yani çünkü sizin dilinizi öğrenmediği sürece sizin kültürünüze de giremiyorum. Güzelce öğrenemiyorum. Yani sanki şöyle bir şey. Benim için şöyle bir şey. Dil o
kültürü katılmak için bir bilet gibi bir şey. Yani o bileti kazanmadığı sürece canlı ortaya giremiyor. Yaşamıyor. Yabancı kalıyorsun. Yabancı kalıyor. Bildiği yabancı kalıyor. Evet, ama daha yabancı hissediyorsun. Evet, yani. Evet. Evet, kapı çaldı. Kapı çağıran bizim oğlumuz aslında. Şimdi bizim benim annem burada. Ya bir biz böyle düzgün video çeksin diye. Şey, oğlum bir dışarıya çıkarttı ama oğlum dayanamadı. Direkt çağırıyor. Onun için artık oğlumuz da. Evet, neyse, zaten sorunun sonu da Emir Keyci ile alakalıydı. Evet. Emir Keyci ile bu videoyu kapatmış oluyoruz. Evet. Evet, o zaman şimdi yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Abone olmayı unutmayın.